Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine sizlerle beraber bir kendi yap projesiyle birlikte olacağız. Uzun zamandır ya bir müddettir düzgün video paylaşamıyorum. Öncelikle bunun için sizden özür dilerim. Bugünkü projemiz yine doğa ve kamp ile alakalı olacak. Ben projeyi hazırladım. Böyle bir kutunun içerisine koydum. Bildiğiniz gibi sürekli yanımızda ateş bulunmayabiliyor. Daha doğrusu kampta ateş yakmak bazen problem olabiliyor. Buna bir çözüm üretmeye çalıştım ben. Bir tane outdoor kibrit projesi geliştirdim veya kamp kibriti projesi geliştirdim. Böyle basit bir tane çikolata kutusu buldum. Onun içerisine de kibritleri koydum. Zaten şimdi yukarıda görüyorsunuz ufak ekranda bu kibritlerin nasıl yapıldığını. Ben kabaca özetleyeyim size. Arkadaşlar, kibritlerimiz bunlar. Yakına geleyim, yakından göstereyim. Çünkü bugün tek kamerayla geldim ben buraya. Arkadaşlar, kibritler bunlar. 5 tane hazırladım. 5'ini o kutu alıyor. Bir tane kırmızı fosfordan oksitleyici yaptım burada. Kırmızı fosfor bulamayabilirsiniz siz. Ama kırmızı fosfor yerine kibrit kutularının yanındaki yüzeyleri de kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Biçimlerinin böyle kötü olduğuna bakmayın. Detaylarını biraz daha anlatacağım size. Temel olarak uzun kibritler. Sapları ben kargıdan yaptım. Kargı parçalarından yaptım. Ama siz isterseniz ağaç dallarından da yapabilirsiniz. Ya da büyük kürdanlardan yapabilirsiniz. Oksitleyiciyi çalıştırmak için kibriti yerleştiriyorsunuz. Sıkıp hızlı çekiyorsunuz ve kibrit yanmaya başlıyor. Göstereceğim zaten bunlardan bir ikisini yakarız birazdan. Nasıl yandıklarını siz de görürsünüz. Büyük bir ihtimalle yanma anlarını yakın çekim yaparım. Öyle anlatırım. Arkadaşlar, bu proje yapmak çok basit. Yukarıda seyrediyorsunuz zaten. İlk başta kibrit çöplerinin olabildiğince çok kibrit kutusu alıyor. Kibrit alıyoruz yanımıza. Onların başlarını dikkatlice ezerek çıkartıyoruz. Ondan sonra döverek toz haline getiriyoruz. Bu çıkarttığımız tozu bir miktar suyla karıştırarak bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. O hamuru da kibrit yapmak istediğimiz parçanın üzerine yavaşça yerleştiriyoruz. Aynı köfteyi şişin üzerine dizer gibi yavaşça yerleştiriyoruz. Yaklaşık 10-12 saat kadar kuruması gerekiyor. Çok zor kuruyor. Fazla kıpırdatmadan 10-12 saat kuruttuktan sonra kibritler hazır hale geliyor arkadaşlar. En son işlem olarak da kibritler kuruduktan sonra üzerlerini güzelce saçlarda kullanılan spreylerden, saç spreylerinden sıkıyoruz ki sudan etkilenmesin, nemden etkilenmesin diye. Ve bununla bir ateş yakmak çok kolay oluyor. Hazırladığınız kuş yuvasını ve kalan odun parçalarını bir araya getiriyorsunuz. Ardından oksitleyiciyle yaptığımız kibriti yakıp onu kuş yuvasının içine sokuyoruz ve alev almasını sağlıyoruz. Genellikle nemli parçaları bile yakabiliyor. Gerçekten başarılı. Ben uzun yıllardır ben yapıp kullanırım bu şekilde kibritleri. Ateş bulunmadığı zamanlarda veya kolay ateş yakmak istediğim zamanlarda daha doğrusu. Bu güzel bir alternatif. Şöyle bir de su geçirmeyen şey buldum ben. Çikolata kutusu buldum. Bu şekilde ağzını kapattığım zaman da su da geçirmiyor. Buradan sadece bir tane kapağını açıp bir tane kibrit çekiyorum ve kullanıyorum. Bu kadar basit. Bir tanesini yakalım isterseniz şimdi. Ondan sonra geri zaten projeyle ilgili fazla bir şey kalmıyor. Geriye konuşacak. Bakın arkadaşlar, ben onu gösterecektim. Bunu o yüzden aldım elime. Şu kibritlerin şu yan tarafında da kırmızı fosfor vardır. Bunları toz haline getirip tutkalla bir kağıda yapıştırarak kendi oksitleyicinizi yapabilirsiniz. Onu da antiparantez belirteyim. Yoksa kırmızı fosforla kendiniz yine yapabilirsiniz. Yakalım bir tanesini. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yoğun bir duman çıkartıyor. Ve alevi de gayet kuvvetli. Bu işlem başladıktan sonra bunu söndürmek imkansız arkadaşlar. Sonuna kadar yanmasını beklemek durumundasınız. Gördüğünüz gibi hala yanıyor.
Bugün burada çok güzel bir hava var. Güneş doğmaya başladı. O yüzden ateşi çok fazla göremiyorsunuz ama gerçekten çok efektif yanıyor. Arkadaşlar bu proje yapmak bu kadar basit. Umarım faydasını görürsünüz. İlerleyen günlerde bunun gibi acil durumda kullanmak için bir duman bombası yapmayı göstereceğim size arkadaşlar. O da başka bir proje olsun. Ona o zaman bahsederiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi projemiz çok basit. Yukarıda yapımını seyrettiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar bölümünden sorun. Ben bildiğiniz gibi herkese dönmeye çalışıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.